Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Salı günü paylaştığımız Nalan Hanım'ın hayat hikayesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Şimdi sürprizlerle dolu ikinci bölüme başlayalım. Zaman geçiyordu. Ahmet'in bana dokunuşları ve bakışları artarak devam ediyor, gittikçe içime işliyordu. Mustafa'nın acımasızca şiddeti devam ediyor, gün geçtikçe dayanılmaz hale geliyordu. Kaynanamın ve görümcemin çocuk baskıları, Mustafa'nın hadi deyişleri kulaklarımda çınlıyor, Ahmet'in yumuşak bakışlarıyla ancak kendime gelebiliyordum. Günler böyle geçiyor, hayallerimde hep Ahmet'i yaşatıyordum. Bir gece Mustafa ile beraber olurken kendimden hiç beklemediğim bir şekilde Mustafa'ya karşılık vermiş, o anda adeta Ahmet'i yaşatmıştım. Bu durumdan Mustafa da oldukça etkilenmiş olacak ki bana karşı bakış açısı değişmiş, artık bana daha ılımlı davranır olmuştu. Yine bir gece Mustafa ile beraber olmuş, o horul horul uyurken ben Ahmet'i düşleyip bir türlü uyuyamamıştım. Kalkıp Ahmet'i görmek ümidiyle tuvalete giderken tam içeri girecekken Ahmet kolumdan tuttu ve beni birdenbire içeri soktu. Hiçbir şey söylemeden beni bütün gücüyle öpmeye başladı. Ona karşı koymak istemiyordum. Ben de ona aynı şekilde karşılık verdim ve bütün gece o küçücük tuvalette seviştik. O an aklımda hiçbir şey yoktu. Ne bir yakalanma korkusu, ne başka bir şey. Bu çok güzel bir histi. Hayatım boyunca hiç yaşayamadığım hisleri yaşattı bana Ahmet. Ve bu durum tam 6 ay duraksız bir şekilde devam etti. Neredeyse her gece Ahmet'le odasında buluşuyor, adeta kendimi keşfediyordum. Dediğim gibi bu durum Mustafa'nın da çok hoşuna gitmişti. Bendeki istek arzusu onu bana adeta bağlamıştı. Artık kaynanama ve görümceme karşı beni savunuyor, her durumda arkamda duruyordu. Derken bir gün mide bulantısıyla uyandım ve birkaç gün daha sürünce hastaneye gittim. Olan olmuştu. Hamileydim. Mustafa sevinçten havalara uçmuş, evde bayram havası estiriyordu. Bense kara kara düşünüp, acaba bu çocuk hangisinden diye kendimi yiyip bitiriyordum. Hamile olduğumu öğrenen Ahmet bir daha yanıma yaklaşmadı ve benden sürekli kaçtı. Gün geldi çattı. Bir oğlum oldu. Adına Abdullah koyduk. Kayınpederimin adıydı. Ben ona içimden hep Ahmet dedim. Oğlum dünyaya geldikten kısa bir süre sonra Ahmet evden ayrıldı. İstanbul'a gidip çalışmak istiyorum diye evdekilerle vedalaşırken duydum. Benimle bir vedalaşmayı bile çok görmüştü. Birden apar topar çıktı gitti. Bense Ahmet'i kalbime gömdüm. Bu kadar sene olmuş, yüzünü ancak bir kere daha görebildim. Düşlerde sevdim Ahmet'i. Bu arada evdeki durumum iyice düzelmiş, Mustafa'nın etkisiyle kaynanamın ve görümcemin bana karşı bakış açısı değişmişti. Mustafa artık beni çok seviyordu, adeta el üstünde tutuyordu. Günler geçiyordu. Bu çocuk acaba kimindi? Abdullah büyüyordu. Gün geçtikçe yüzü Ahmet'e daha çok benziyordu. Hatta bir keresinde kaynanam aynı Ahmet'imin küçüklüğüne benziyor dedi. Tam sofradaydık o an. Lokmalar adeta boğazıma dizilmişti. Elimden bir şey gelmiyordu. Abdullah'ımın büyüyüşünü izliyor, içimde hep Ahmet'i yaşatıyordum. Mustafa bambaşka birine dönüşmüş, bana sürekli hediyeler alıyor, sürekli beni arzuladığını dile getiriyordu. Evet Lale Hanım, yıllarım böyle geçti. Abdullah'ım tam 10 yaşına geldiğinde Ahmet'in evleneceği haberini aldım. Evde düğün telaşı, herkeste bir koşuşturmaca vardı. Benim içimse buruktu. Bu durgun halim Mustafa'nın da dikkatini çekmiş olacak ki, ''Senin neyin var hanım? Bir süredir elin elime değmiyor.'' deyiverdi. O an anladım. İçimde Mustafa'ya karşı bir pişmanlık duygusu yerini almıştı. Aslında Mustafa'nın uzun zamandır bana karşı olan tutumu hoşuma gitmiş, bunu ona nasıl yaptım demeye başlamıştım. Derken düğün günü geldi çattı. Bütün aile İstanbul'a gitmiştik. Yanımda Mustafa, oğlumun elini tutmuş Ahmet'imin düğününe gitmiştim. Yıllar sonra onu ilk defa görecektim. Acaba o da beni düşünmüş müdür? Aklına gelmiş miyimdir diyerek yol boyunca içim içimi yedi. Çok heyecanlıydım. Bir o kadar da tedirgin. Evine varmıştık. Ahmet'imi gördüm. Uzun uzun bakıştık. Hoş geldin yenge dedi. Abdullah'ımın başını okşadı. O senin çocuğun demek geldi içimden. Hoş bulduk Ahmet demekle yetindim. Gelini görmüştüm.
kara, kuru, cılız, tuhaf bakışlı bir kızdı. Ahmet İstanbul'da bir dükkan açmış, orada tanışmışlardı. Adı Yelda'ydı, hemşireydi. Yelda Ahmet'imi benden almıştı. İçimi birden kıskançlık duygusu kaplamıştı. Düğünde karşılıklı oynamıştık Ahmet'imle. Bana uzun uzun bakıyor, içimi adeta huzur kaplıyordu. Bir yandan Yelda'yı görüyor, kıskanıyor. Bir yandan da Mustafa'yı görüp pişmanlık duygusu hissediyordum. Karmaşık duygular içindeydim. Ne hissedeceğimi bilmiyordum. Yelda ile Ahmet evlendi. Onlar evine gitti, biz de memlekete döndük. O gün Ahmet'i görüşümün son görüşüm olacağını bilseydim eğer sarılırdım. Ona gitme derdim, Abdullah senin oğlun derdim. Eve dönmüştük. Ben resmen bunalıma girmiştim. Gözüm çocuğumu bile görmez olmuştu. Olayların üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bir telefon geldi. Ahmet'im düğünden tam bir hafta sonra trafik kazası geçirmiş, orada ölüvermişti. Hayatım zindan olmuştu. Bir hafta önce olan düğün telaşımızın yerini Ahmet'imin ölüm sessizliği almıştı. Hayatım boyunca Ahmet'i hiç unutmadım. Abdullah'ım büyümüş, kocaman adam olmuştu. Şimdilerde ise evli ve bir çocuğu var. Bense Mustafa ile kocaman evde tek başıma yaşıyorum. Her tuvalete girdiğimde Ahmet geliyor aklıma. Her o alt kattaki odaya girdiğimde, aradan yıllar geçmiş olsa da Ahmet'le yaşadığım heyecanı yaşıyorum. Ve eğer merak ediyorsanız, hala Abdullah kimin oğlu emin olamıyorum. Onunla öteki dünyada karşılaşacağız biliyorum. Ve ona kavuşacağım anı bekliyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Nalan Hanım'ın hayat hikayesini paylaştım sizlere. Bu hikaye inanın beni de çok etkiledi. Sizin de Nalan Hanım'la ilgili görüşlerinizi inanın merak ediyorum. Kendisine söyleyecek muhakkak birkaç cümleniz olduğunu düşünüyorum. Lütfen yorumlarınızı ondan esirgemeyin. Sizin de Nalan Hanım gibi kimseyle paylaşamadığınız hayat hikayeleriniz, anlatsam da rahatlasam dediğiniz itiraflarınız varsa eğer, ben Lale, buradayım. Lütfen benimle aşağıdaki iletişim kanallarından iletişime geçin. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.